Steven midesi ağrıdığını ve yemek yiyemediğini iddia ederek hastaneye koştu. Merhaba Steven. Merhaba. Evet, neler olduğunu anlat lütfen. Hiçbir şeyi midemde tutamıyorum. Midem bulanıyor ve ağrı da var. Peki ne zamandır midende tutamıyorsun? Eve gittiğimden beri. Sadece biraz su içebiliyorum. Ve hiçbir şey yiyemiyorsun, değil mi? Çok fazla şey yiyemiyorum. Çok fazla yiyemiyor musun? Yani çorba ya da jöle dışında bir şey yiyemiyorum. Peki. Geçtiğimiz iki hafta en azından 20 kez beni aradın ve konuştuk. Şimdi ilk kez bana yemek yiyemediğinden bahsediyorsun. Üstelik ağrın da var. Aslında bence bu buraya gelip ağrı kesici iğne olabilmek için sergilediğin yeni bir oyun. Hayır, öyle değil. Gerçekten ağrım var ama hayır, ben çok... Ağrın filan yok. Sadece ağrı kesici bağımlılığım var. Artık sana ağrı kesici iğne yapılmayacak. Katiyen. Steven eski numaralarına geri dönmüşe benziyor. Bizden ağrı kesici istiyor ve mucizevi bir iyileşme süreci planlıyor kendince. Midesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu söylüyorsa kamerayla midesine girip bakabiliriz ama ağrı kesici ilaç alamaz. Bütün gece burada onu gözlem altında tutacağız. Sabah endoskopi yaparak bir terslik olup olmadığına bakacağız. Ama Steven da yalan yere yardım isteyemeyeceğini öğrenmiş olacak. Bugün eve gidebilir miyim? Hayır, yarın endoskopi yapacağız. Eve göndermeden önce her şey yolunda mı bakmamız gerekiyor. Ağrım için yardıma ihtiyacım var. Hiçbir şey yiyemem. Ağrın değil Steven. İlaç bağımlılığım için yardıma ihtiyacım var. Ağrın yok. Ameliyat olan kişilerin iki hafta sonra ağrıları olmaz. Sadece tek ağrın var. Her 5-6 günde bir acile giderek ağrı kesici iğne yaptırmak istiyorsun. Ama bu sefer çok ağrım var. Çok kötü. Tedavi görmeyeceksen burada niye kalayım? Ağrım var senin diyorum. Senin tedavin endoskopi yaparak midenin içine bakmaktan ibaret Steven. Ağrı kesiciyi unut. Bunu aklına çıkarma, tamam mı? Tamam. Sonra görüşürüz.